Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle yaptığı sohbette akşamları yatmadan önce manda yoğurdunu kestane balı ve yulaf ezmesiyle karıştırıp yediğini söylemesi gözlerin manda yoğurduna çevrilmesine yol açtı. Denizli'nin Buldan ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan Cafer Özyurt, manda yoğurdunu gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kova manda yoğurdu göndermek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatmadan önce şifa niyetine manda yoğurdunun içine kestane balıyla yulaf ezmesini karıştırıp yediğini söylemesi üzerine manda yoğurduna olan talep arttı. Sağdan soldan çok istek var. Yoğurtu, sütü, yoğurdu, kaymağı. Bazen işte kanser hastalarına iyi geliyormuş, yeni doğan çocukların kemik gelişiminde çok faydalıymış falan. Bunları tabii duyuyorlar. Ben buradan mesela Aydın'a, Denizli'ye, Alaşehir tarafına, Manisa tarafına oralardan geliyorlar. Yazın sütü arttığı müddetçe, yani çok fazla sütü olmuyor bunun. Bunun günlük bunun en fazla çok iyi bakılırsa 6 kilo süt veriyor bu. 5,5-6 kilo süt veriyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Cafer Özyurt, manda yoğurdunu gündeme getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kova manda yoğurdu göndermek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda hakikaten manda yoğurdunun çok iyi olduğunu, bazı hastalıklara iyi geldiğini söylüyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederse bir ay sonra ona bir kova buradan manda yoğurdu göndermek istiyorum. Bunu yetkililerine ulaştırsınlar. Ben bir kova manda yoğurdu göndermek istiyorum. 2 yıldır manda beslediğini anlatan Özyurt, mandaların kendisinden başkasına sağım yaptırmadığını da söyledi. Benden başka kimseyi yanına sokmuyor. Sağımını ben yapıyorum, bakımını ben yapıyorum. Ben mesela bir gün bir yere gittiğim zaman bunların yanına kimse sokulamıyor. Aynı elbiseyle varıyorsun yanına.